göz göre göre de emekliyi bankaların kazığının üstüne oturtamayız ki. Bankaların kazığının üstüne oturmuş olan emeklilerimizin hepsi perişan. Borç batağı içerisinde borçlanmışlar, onu yapmışlar, bunu yapmışlar. Niye? Geçinemiyor, para yok. Mecbur. Sen belki mecbur değilsin ama öbür emekli mecbur. Ne yapsın kardeşim, ne yapsın? Soruyorum size, emekli ne yapsın? Merhaba değerli izleyenler. Türkiye'deki tüm emeklilerin buluşma noktası, dertleşme noktası, sorunlarını dile getirme noktası Emekli TV'ye hoş geldiniz. 11 milyon 750 bin emeklimizin gözü kulağı artık yaklaşan zam döneminde. SSK emeklileri, Bağkur emeklileri, memur emeklileri yüzde kaç zam olacak? Bu gerçekten merak ediliyor. Enflasyon oranında emeklilerimizin alacağı zam gerçek anlamda onları tatmin etmeyecek, mutlu etmeyecek. Şu an çünkü ülkemizde iki türlü enflasyon var. Bir, bilinen. İki, açıklanmayan. Evet, her ne kadar şu an Türkiye'de %17.9 olarak enflasyon oranı açıklansa da pek çok alanda enflasyon neredeyse %70'e dayanmış durumda. Özellikle gıda fiyatlarında son bir yıllık enflasyon inanın bana %60'tan aşağıya değil. Emekliye sen enflasyon oranında bir zam vereceksin ama fiyatlar %60 zamlanacak. Bu ne demek? Bu şu anlama geliyor. Emeklinin maaşı her geçen gün eriyor. Başka bir açıklaması yok. Bir örnek verelim. Diyelim ki bir emeklimiz geçen yıl 2000 lira maaş alıyor. Bu yılda 2200 lira maaş alıyor. Geçen yıl emeklimiz maaşıyla kaç tane çeyrek altın alırdı? Bugün emeklimiz kaç tane çeyrek altın alır? Ben size söyleyeyim. Emeklimiz yaklaşık geçen yıl 5 tane çeyrek altın alırken bu yıl 4 tane çeyrek altın bile alamaz. Evet, bu ne demek? Sen zam veriyorsun. Güzel. Tabii ki zam verilecek. Emekliyi enflasyonun altında ezdiriyorsun kardeşim sen. Net. Bu kadar basit hesap, bakın hiç ekonomi bilmeye gerek yok. Dolar bilmem ne bilmeye gerek yok. Parite bilmeye gerek yok. Bileceğimiz tek bir şey var. Vatandaşın, emeklinin cebindeki paranın değeri, satın alma gücü. Emekli nasıl geçinecek kardeşim? Maaş yetmiyor. Emeklilerimizin pek çoğu perişan vaziyette. Ortalama emekli maaşı ülkemizde 1500 lira. Hadi geçin bakalım, geçinebiliyor musun? Emekliye zam. Ama İnsanca yaşayabileceği bir zam. Yalandan emeklinin ağzına bir parça bal çalıyorsun. Ne? Ben zam yaptım. Kardeşim, emekli perişan. Ülkemizde bulunan emeklilerin %85'i geçim sıkıntısı yaşıyor. Ülkemizdeki açlık sınırı 2029 lira. Açlık sınırı. 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı. Emekli ortalaması 1500 lira. Bu ne anlama geliyor? Emeklilerimizin %85'i aç kardeşim. Ben söylemiyorum bunu. Rakamlar ortada. Ondan sonra da emekliye bir zam yaptık. Ya kardeşim, iyi güzel zam yapıldı. Tabii ki emekliyle ilgili güzel adımlar da atılıyor. Biraz sonra emeklilerle ilgili promosyon konusunu ele alacağız. Emekliler aslında ne kadar promosyon almalı? Emeklilere bankalar nasıl kazık atıyor? Evet, emeklilere bankalar nasıl kazık atıyor, bunu açıklayacağım size. Ama öncesinde durumu anlayabilmek için, emeklilerimizin halini anlayabilmek için onun cebindeki paraya bakmamız lazım. Kardeşim, emekli aç, perişan, başkasına el açıyor. Başka bir açıklaması yok bunun. Yıllarca çalış, sigorta primi öde. Sonuç hüsran. Şu anda 1100-1200 lira emekli maaşı alan vatandaşlarımız var ya. Ayıp be, ayıp. 1100-1200 lira emekli maaşıyla hadi gel sen geçin bakalım, geçinebiliyor musun? 1100 lira para nedir kardeşim? 1500 lira nedir kardeşim ya? Büyük şehirde yaşıyorsa bu adam en ucuz yol parası 3 lira be kardeşim. Evine gidiyor, geliyor, gitti 6 lira. Ne yapsın emekli kardeşim? Ölsün mü? Açlığa mı mahkum? Ya da emeklerimizi toplayalım, götürelim bir yere, gaz verelim, hepsini öldürelim, kurtulalım mı? Yani emekliyi, 11 milyon 750 bin emekliyi yok mu sayalım?
Ne yapalım yani? Emeklilere zam, zamlara mı yetmiyor? Para yok. Yıllarca bu emeklimiz sigorta primi ödemedi mi? 25-30 yıl boyunca sana prim ödemedi mi? Burada yapılması gereken en büyük, en önemli iş, emeklilerimizin insanca yaşayabileceği bir maaşa kavuşması. Bunun da yolu taban emekli maaşından geçiyor. Bu taban en düşük asgari ücret olmalıdır. Yani en düşük emekli maaşı 2029 lira olmalıdır. Başka bir çözüm yok, başka bir formül yok. Ülkemizdeki emeklilerin %85'i perişanken emekliye zam verdik diye hiç kimse övünmemelidir. Emekliyi çünkü sen enflasyonun altında ezdiriyorsun. En ucuz domatesin kilosu bugün 5 lira 6 lira olmuş. En ucuz biberin kilosu 15 lira. Patlıcan ya patlıcan yüzüne bakmazsın 16-17 lira. Yani emekli inanın bana aç. Yok para yok. Ya bu maaşla zaten aç olmaması mümkün değil. Geçiniyor, yaşıyor ama sen bir de git emekliye sor bakayım. Ay sonunu nasıl getiriyor garibim? Git sor. Hepsi bankalara borçlu değil mi? Git sor. Hepsinin kredi kartı borcu yok mu? Git sor. Niye? Mecbur kardeşim geçinemiyor adam. Ne yapsın adam? Keyiften mi gidiyor bankadan kredi çekiyor? Lüks bir araba almak için, lüks bir ev almak için mi gidiyor kredi çekiyor? Hayır. Sadece karnını doyurabilmek için bankalara borçlu, bankalara gebe kardeşim emekli. Hangi emeklinin borcu yok? Soruyorum size. Hangi emeklinin borcu yok? Çevrenizde, hepinizin çevresinde emekliler var. Çevirin sorun kardeşim. Kaç para maaş alıyorsun? Ondan sonra da şu soruyu sor. Kaç para bankaya borcun var? İnanın bana 10 kişiden 8'i bankaya borçlu. Hepsi demiyorum. Yüksek emekli maaşı alanlar da var. Alsınlar. Analarının sütü kadar helaldir. Ama bu vatandaş bir şekilde asgari ücretle çalışmış. Ne yapalım? Asgari ücretle çalışmış ve emekli maaşı düşük olan vatandaşımızı yok mu sayalım? Sürün mü diyelim? Öl mü diyelim? Ne diyelim yani emekliye? Soruyorum size. Emekliye ne dememiz lazım? Şimdi geliyoruz bankaların promosyon olayına. 600 liraya kadar biliyorsunuz emeklilerimiz bankalardan promosyon alabiliyor. 3 yıl boyunca emeklilerimiz bir bankadan promosyon alırsa 600 liraya kadar bankasına göre değişiyor. Pek çok emeklimiz zaten promosyonunu aldı, imzasını attı. 3. yılının dolmasını bekliyor. Yılda 200 lira gibi para. Peki emeklilerimizin almış olduğu bu en fazla 600 lira adil mi? Peki memurlara, çalışan memurlara kaç para promosyon veriliyor da emekliye niye bu kadar para veriliyor? Memurun parası para da emeklininki çöp mü kardeşim? Pul mu? Emekli perişan diyoruz. En fazla 600 lira promosyon veriyoruz. Memur 1500-2000 lira promosyon parası alıyor kardeşim. Maaşı biraz daha yüksek olabilir. Hiç önemli değil. Maaşını getirip senin bankana yatırıyorlar. Senden çekiyorlar. Vatandaşa kredi kartı veriyorsun. Bilmem ne hesabı açıyorsun. Para kazanıyorsun. Sonuç 600 lira. Yılda 200 lira yapar be. Sadaka mı veriyorsunuz siz emeklilere? Promosyonu nasıl memura fazla veriyorsan emekliye de fazla vermek zorundasın. Artık emekliyi kazıklamaktan vazgeçin kardeşim. Emeklinin hakkını yiyorsunuz. Şu an ülkemizde pek çok banka emeklilerimizi kazıklıyor. Evet, kazıklıyor emekliler. Olacak iş mi? 11 milyon 750 bin emekli bankalara parasını her ay yatırıyor, her ay çekiyor. Düşünebiliyor musunuz? 11 milyon 750 bin. Her yıl onlardan bilmem ne işletim ücreti alıyorsun, kredi kartı parası alıyorsun, bilmem ne parası alıyorsun. Bir de onlardan para kazanıyorsun. Yılda 200 lira para veriyorsun. Ondan sonra da emekliye promosyon. Ne promosyonu kardeşim? Sen emekliye kazık atıyorsun. Emekliye bir kazık yapmışsın, promosyon adını vermişsin, onun üzerine güzel bir ambalaj yapmışsın, 200 liralık bir ambalaj diyorsun ya, ambalaj. Ama emekliye getirip o kazığın üstüne oturtuyorsun. 200 lira sadaka mı veriyorsun kardeşim sen? Çocuğun cebine harçlık mı veriyorsun? Milyonlarca lira para kazanıyorsun emeklinin sırtından. Memura var, emekliye yok. Niye kardeşim yok, niye? Bu adamın parası para değil mi? Olacak iş mi? 11 milyon 750 bin emeklinin sırtından her yıl milyonlarca lira para kazanırken iyi ama para yok. Bir kere
yetkililerimizin bankaları çekip kenara, gel kardeşim buraya demesi lazım. Sen memura bu kadar para veriyorsun, promosyon veriyorsun. Emekliye niye vermiyorsun? Emekliye kredi kartı satıyorsun. Kredi veriyorsun. Bunlardan da para kazanıyorsun. Müşteri yapıyorsun. Sonuç 200 lira. Yılda 200 lira. 3 yılda kilitliyorsun adamı. Kendine bağlıyorsun. Adamın almış olduğu para çöp oluyor gidiyor kardeşim. Emekliye her yıl en az 600 lira promosyon parası verilmeli kardeşim. 3 yılda bir değil, 600 lira. Şu an Türkiye'deki bankaların pek çoğu en az %300 kar ediyor her yıl. Karlarını açıklıyorlar. Ne demek biliyor musunuz bu? Türkiye'de en çok kazananlar bankalar demek. Adamlar havadan para kazanıyor. Emeklinin sırtından, memurun sırtından, işçinin sırtından, onun sırtından, bunun sırtından. Ne iş yapıyorsunuz kardeşim? Emekliyi de görün artık ya. Yılda 600 lira emekliye promosyon ücreti ödenmeli. 3 yılda bir değil kardeşim. Yılda 600 lira. Bu şu anlama geliyor. Aylık 50 lira bir para kardeşim. 50 liraya bir yemek parası. Banka için 50 lira çok mu büyük bir para? Her yıl milyonlarca lira kazan, emeklinin sırtından sadece kazanan parayı diyorum. Kanını em, borçlandır. 3 yıl için 600 lira ver. Oldu. Oldu yani. Başka? Ne yapsın emekli? Ne yapsın? Mecbur imzalıyor kağıdı kardeşim. O 600 liraya da ihtiyacı var alabilmek için. Ne yapsın? Ama göz göre göre de emekliyi bankaların kazığının üstüne oturtamayız ki. Bankaların kazığının üstüne oturmuş olan emeklilerimizin hepsi perişan. Borç batağı içerisinde borçlanmışlar, onu yapmışlar, bunu yapmışlar. Niye? Geçinemiyor. Para yok. Mecbur. Sen belki mecbur değilsin ama öbür emekli mecbur. Ne yapsın kardeşim? Ne yapsın? Soruyorum size. Emekli ne yapsın? Değerli izleyenler, sevgili emekliler, biz Türkiye'nin tek emekli kanalı olan Emekli TV'de dertleşiyoruz, sorunlarımızı anlatıyoruz. Siz de bizlere katılmak için videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yorumunuzu yazarak lütfen fikirlerinizi ifade ediniz. Görüşmek üzere, sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.